Arkadaşlar merhaba. Yine yollardayız. Bugünkü fotoğraf rotamız Kütahya'nın ilçesi Gediz'e doğru. Gediz ilçesi Kütahya'nın 85 kilometre uzaklığında, Uşak'a 75 kilometre uzaklığında aşağı yukarı. Kütahya ile Uşak arasında kalan bir ilçe. Biz bugün Eski Gediz'e gideceğiz. Eski Gediz tarih boyunca sel felaketleriyle sürekli anılmış. 1900'lü yılların başında çok büyük bir yangın felaketi yaşamış. O dönemde ilçenin başka bir yere taşınması gündeme geldiyse de yöre halkı ve o bölgenin devlet büyükleri bunu istememişler. Dolayısıyla taşınmamış. Ancak tarihler 1970 yılının Mart ayını gösterdiğinde bir cumartesi akşamı Gediz ilçesi 7.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış. 10.000'den fazla evin yıkıldığı, 1.000'den fazla vatandaşımızın vefat ettiği ve binlerce insanın yaralandığı bu büyük deprem sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi karar alarak Eski Gediz bölgesindeki yerleşimin şimdiki Yeni Gediz bölgesine taşınmasına karar vermiş. Biz Eski Gediz'i gideceğiz, gezeceğiz. Bu bölgede Eski Gediz evlerinin olduğunu, tarihi hamamların, camilerin olduğunu ve ilçe içerisinden geçen bir suyun olduğunu biliyoruz. Bu bölgelerde fotoğrafik olarak neler yapabileceğiz, bunu göreceğiz. Umut ediyorum verimli bir fotoğraf gezisi olur ve sizlere de güzel bir referans olur. Hadi buyurun. Eski Gediz'in içine girdikten sonra şelaleler bölgesini sorup sağa doğru yukarılara çıkmaya başladık ve bir yere kadar geldiğimizde artık arabamızı bırakmak durumunda kaldık. Arabayı bıraktıktan sonra yaklaşık 500-600 metre yürüyüp bu bölgeye ulaştık. Arkamda gördüğünüz büyük şelale yaklaşık 10-15 metre yükseklikten gür bir su akıyor. Uzun pozlama için uygun bir ortam, güzel bir fotoğraf ortamı. Küçük Şelale bölgesine geldik. Küçük Şelale bölgesinde köprünün altından bir çay akıyor. Bu çayın aşağısına doğru kayalıklarda su yer yer şelale gibi akıyor. Aşağıda bir tane şelale var. Aşağı yukarı 1,5-2 metre yukarıdan akarak Küçük Şelale'yi oluşturuyor. Manzara fotoğrafçılığından hoşlanan arkadaşlarımız için ilginç fotoğraflar çıkabilir. Eski Gediz sokaklarındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafta mimari olarak ilginç ve değişik fotoğraflar verebilecek binalar var. Ancak yağışlı bir gün olduğu için sokaklarda insanlar yok. O yüzden çok fazla insan çekemiyoruz. Ama mimari gerçekten ilginç ve içeriden geçen dere, doğal güzellikler, binalar, her şey çok güzel. Fotoğrafik açıdan değerlendirdiğimizde mutlaka gelinmesi, görülmesi ve fotoğraf çekilmesi gereken bir yer.
gördüğünüz yıkık dökük eski evler muhtemelen 1970 depreminden bu yana bu şekilde kalmış evler. Yeni yerleşim merkezleri yapılmış ama buralar o günün anılarını saklar gibi. Arkadaşlar, Gediz kayasındayız. Tarihi su kemerlerinin altından Gediz Nehri'nin bir kolu akıyor. Güzel bir şelale oluşturmuş. Fotoğrafik anlamda değerlendirdiğinizde güzel fotoğrafların çıkabileceği, uzun pozlamaların yapılabileceği, modelle çalışılabilecek bir nokta. Gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Depremden sonra binden fazla insanın vefat ettiği eski Gediz'de vefat eden insanları anmak üzere yapılan heykelin önündeyiz saygıyla.